Üçüncü bölüm. Yine de dün kumar oynama hakkında tek bir söz bile etmedi bana. Aslında genel olarak benimle konuşmaktan kaçtı. Bana karşı önceki davranışları değişmemişti. Karşılaşmalarımızda beni zerre umursamayan, hatta küçümseyen ve tiksinti dolu davranışları. Benden tiksindiğini saklamaya bile çalışmıyor, bunun farkındayım. Fakat buna rağmen her nedense bana ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden beni kollamaya çalıştığını da saklamıyor. Aramızda tuhaf bir ilişkiler silsilesi kuruldu. Gururu ve herkese tepeden bakması göz önüne alındığında bu ilişkilerin çoğu bana anlaşılmaz geliyor. Mesela onu deli gibi sevdiğimi biliyor. Hatta ona tutkumdan bahsetmeme de izin veriyor. Elbette ona olan sevgimden serbestçe ve kendime hiçbir sansür uygulamadan bahsetmeme izin vermesinin sebebi beni ne kadar küçümsediğini göstermekten başka bir şey değil. Bana karşı hissettiklerini öylesine umursamıyorum ki ne söylediğin, ne hissettiğin hiç önemli değil der gibiydi. Öteden beri özel işlerini anlatırdı bana ama asla tamamıyla anlatmazdı. Üstelik beni küçümsemesinin bazı zariflikleri de vardı. Mesela yaşamında cereyan eden bazı olaylardan veya onu kaygılandıran bir şeyden haberim olduğunu bilir. Hatta amacına ulaşmak için beni köle gibi kullanma ihtiyacı duyarsa bu olayları kendisi anlatırdı. Fakat sadece bir emir kulunun bilmesi gerektiği kadarını elbette. Şayet olayların bütün ayrıntılarını henüz öğrenmemişsem, onun acı ve kaygıları yüzünden huzursuz olup endişelendiğimi görse bile dostça bir açık sözlükle beni rahatlatmaya kalkışmazdı asla. Bana sık sık zahmetli, hatta tehlikeli görevler yüklüyorsa açık sözlü davranması gerekiyordu bence. Benim duygularım da onun kaygıları ve başarısızlıkları yüzünden belki ondan 3 kat fazla acı çekmem de umursamaya değmezdi ya. 3 haftadan beri rulet oynama niyetinden haberdardım. Hatta bizzat oynaması uygun olmayacağından onun yerine oynamam gerektiğini bana önceden bildirmişti. Ses sonundan işin içinde sadece para kazanma isteği değil, ciddi bir şeyler olduğunu o zaman bile fark etmiştim. Sanki para çok umurumdaymış gibi işin içinde tahmin edilebileceğim henüz bilmediğim bir amaç bazı olaylar var. Elbette beni sürekli maruz bıraktığı o küçümseme ve kölelik halleri onu doğruca ve kaba bir biçimde sorguya çekme hakkı verebilirdi. Onun gözünde zerre değeri olmayan bir köleysem, kaba merakım onun için hiçbir şey incitmez. Ama işin aslı başka. Ona soru sormama sesini çıkarmasa da hiçbirine cevap vermiyor. Bazen sorularımı hiç duymuyor. İşte bu haldeyiz. Dün 4 gün önce Petersburg'dan çekilen ve cevabı gelmeyen telgrafın epey sözü edildi. General heyecanlı ve düşünceli görünüyor. Şüphesiz iş büyük anne ile ilgili. Fransız da heyecan içinde. Dün yemekten sonra uzun uzun ve ciddiyetle konuştular. Fransız hepimize karşı son derece kibirli ve lakayt davranıyordu. Tıpkı atasözündeki gibi, domuzu yemeğe çağırsan masaya ayaklarını koyar. Hatta Polina'ya karşı lakaytlığını kabalığa kadar vardırıyordu. Yine de kumarhane seferlerimize, şehrin civarındaki atlı veya yaya gezilerimize büyük bir keyifle katılıyordu. Fransızla generalin arasındaki bağın dayandığı olayların bir kısmını önceden biliyorum. Rusya'da ortak bir fabrika kurma planları varmış. Bu plan patladı mı yoksa hala lafı ediliyor mu bilmiyorum. Ayrıca bir aile sırrını da tesadüfen öğrenmiştim. Fransız gerçekten de geçen yıl generale yardım etmiş ve görevinden istifa ettiği sıralarda açık veren bütçesini kapatması için 30 bin ruble vermiş. Elbette general adamın avucunun içinde yalnız bütün bunlarda başrolü şimdi, özellikle şimdi Mademoiselle Blanche oynuyor. Bundan eminim. Peki kim bu Mademoiselle Blanche? Bizimkiler onun annesiyle yaşayan muazzam bir servete sahip tanınmış bir Fransız olduğunu söylüyor. Bizim Marquis'in akrabası. Ama epey uzak bir akrabası olduğu da biliniyor. Kuzeni veya kardeş torunu gibi bir şey. Dediklerine bakılırsa benim Paris seyahatimden önce Fransızla Mademoiselle Blanche birbirlerine karşı çok daha resmiymiş. Topluluk içerisindeyken daha nazik davranıyorlarmış. Oysa şimdi dostlukları da akrabalıkları da daha yakın, içten ve teklifsiz görünüyor. Belki de işlerimiz onlara artık çok kötü göründüğünden bize karşı resmi veya ketum davranmayı gereksiz buluyorlardır. 3 gün önce Bay Esley'in Mademoiselle Blanche ile annesine nasıl baktığını fark etmiştim. Onları tanır gibiydi. Hatta bizim Fransız da Bay Esley ile daha önceden karşılaşmış gibi geldi bana. Fakat Bay Esley önce utangaç, çekingen ve ketum bir adamdır ki ondan bir şey öğrenmek imkansız gibidir. Ser verip sır vermeyen cinsten.
Fransız ona belli belirsiz, neredeyse yüzüne bile bakmadan selam veriyor. Demek ki hiçbir korkusu yok. Hadi, bu anlaşılır bir şey diyelim. Peki neden Mademoiselle Blanche de onu görmezden geliyor? Hem Marki dün ağzından kaçırdı. Şimdi hatırlayamadığım genel bir konudan bahsederken Bay Esty'in çok zengin olduğunu bildiğini söyledi. İşte tam bu sırada Mademoiselle Blanche'ın Bay Esty'ye bakması gerekiyordu. Neyse, general epey kaygılıydı. Teyzesinin ölümünü bildiren bir telgrafın onun için ne anlama geleceği açık. Polina'nın benimle konuşmaktan mahsus kaçındığına emin olsam da soğuk ve kayıtsız bir tavır takındım. Öyle veya böyle bana geleceğini düşünüyordum. Bu yüzden dün ve bugün bütün dikkatimi Mademoiselle Blanche'a verdim. Zavallı general kesinlikle mahvolacak. 55 yaşında böylesine şiddetli bir tutkuya kapılmak felaketin dik alasıdır. Buna dul oluşunu, çocuklarını, niteliksizliğini, borçları ve aşık olduğu kadın ekleyin, tamam. Mademoiselle Blanche güzel bir kadın. Fakat böyle deyince anlaşılır mı bilmiyorum ama insanı korkutan yüzlerden birine sahip. En azından ben bu tür kadınlardan hep korkarım. Herhalde 25 yaşlarında, uzun boylu, biçimli, geniş omuzları var. Boynu ve göğüsleri muhteşem. Teni sarı kara, gür. Hem de iki kuaföre yetecek kadar gür saçları çini mürekkebi gibi kapkara. Gözleri de kapkara. Göz akları ise sarımtırak, küstah bir bakışı, bembeyaz dişleri, hep boyalıymış gibi görünen dudakları var. Mis kokusu yayıyor etrafına. Çarpıcı, gösterişli giyiniyor ama gayet zevkli ve şık. Elleri, ayakları olağanüstü. Sesi kısık bir kontralto. Bazen bütün dişlerini gösterecek şekilde kahkahalar atar. Ama çoğunlukla sessizce, küstah bir tavırla bakar etrafına. Hiç değilse Polina'yla, Maria Filipovna'yla yanında öyle. Bence Mademoiselle Blanche'ın hiçbir eğitimi yok. Hatta pek akıllı da sayılmaz. Ama şüpheci ve kurnaz bir insan. Sanırım pek macerasız bir hayatı olmamış. Kısaca söylersek, belki de ne Marki'nin akrabasıydı, ne de annesi gerçek annesiydi. Fakat ona ve annesine ilk kez rastladığımız Berlin'de hatırı sayılır tanıdıkları olduğuna dair istihbaratımız var. Marki'ye gelince, şimdiye kadar onun Markiliğinden hep şüphelensem de, mesele Almanya'nın kimi yerlerinde de en az Moskova'daki kadar toplumun saygın bir üyesi olarak kabul edildiği şüphe götürmez gibi görünüyor. Fransa'da ne haldedir bilmiyorum. Bir şatosu olduğu söyleniyor. Şu 2 hafta içerisinde köprünün altından daha çok su akacağı sanıyordum ama hala Mademoiselle Blanche ile general arasında kesin bir söz verilip verilmediğini tam bilemiyorum. Aslında artık her şey durumumuza, yani generalin onlara yeterince para gösterip göstermeyeceğine bağlı. Mesela kazara büyükannenin ölmediği haberi gelirse Mademoiselle Blanche anında ortadan kaybolur. Dedikoducunun teki olup çıkışım bana bile hayret verici ve komik geliyor. Ah ne kadar iğrenç bunlar. Büyük bir zevkle herkesi ve her şeyi bir yana bırakıp öyle bir kaçardım ki aslında. Fakat Polina'dan ayrılabilir miyim? Çevresinde ispiyonculuk yapmadan durabilir miyim hiç? Elbette ispiyonculuk alçakçadır ama umurumda bile değil. Dün ve bugün Bay Esli de ilgimi çekti. Evet, Polina'ya aşık olduğuna eminim. Aşık, utangaç ve hastalıklı denecek ölçüde namuslu bir insanın bir kelimesi veya bir bakışıyla durumunu sezdirmektense bir an evvel yerin dibine geçmeyi tercih edeceği zamandaki bakışları bazen çok ilginç ve komik oluyor. Bay Esli gezilerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bize katılma isteğiyle yanıp tutuştuğu halde şapkasını çıkarıp selam veriyor ve geçip gidiyor yanımızdan. Davet edilirse de hemen reddediyor. Kumarhanede müzik dinlemeye gittiğimizde veya fıskiyenin karşısındaki banklarda otururken muhakkak yakınımızda oluyor. Neresi olursa olsun, parkta, ormanda, şöyle çevreye bir göz gezdirecek olsanız, Bay Esti'nin silüetini yakındaki bir patikada veya bir çalılığın ardında görmeniz mümkün. Galiba benimle yalnız konuşabilmek için fırsat kolluyor. Bu sabah karşılaştık ve bir çift laf ettik. Bazen çok aceleci davranıyor. Daha bir merhaba bile demeden şunları söyledi. Ya Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Blanche gibi kadınları çok gördüm. Birden susup anlamlı anlamlı bana baktı. Bununla ne demek istediğini bilmiyorum. Çünkü bununla ne demek istediğini soruşuma karşılık kurnaz bir gülümsemeyle başını sallayarak şunları ekledi. Sözün gelişi işte. Mademoiselle Polina çiçekleri sever mi? Bilmiyorum, hiçbir bilgim yok diye cevap verdim. Nasıl olur? Bunu bilmiyor musunuz diye haykırdı büyük bir şaşkınlıkla.
gülümseyerek. Bilmiyorum işte, hiç dikkat etmedim diye tekrar ettim. Aklıma bir şey geldi. Sonra başıyla selam verip yoluna devam etti. Halinden gayet memnun görünüyordu. Bu arada ikimizin de Fransızcası feci.